Gitti para diyorum kadın, neyine inanmıyorsun? Gitti bitti. Ya para gitti, yaldızı mı döküldü Süleyman? Bana niye bağırıyorsun? Benim paramı da kaybettin. Bana hesap sorma. Pes edecek değilim. Ne var Egemen? Dışarıda mısın? Tamam bekle, bir duş alıp geliyorum. Hadi. Sen haklıydın Egemen. İrfan kullandı beni. Keşke haksız olsaydım da seni böyle üzgün görmeseydim. Eski dosttan düşman olmuyor değil mi? Bazen oluyor, bazen olmuyor. İrfan da bana baksana. İşte duruma göre değişiyor demek ki. Biz nerede hata yaptık Egemen? Hı? Hani bu hikayenin kaybedeni biz olmayacaktık. Çok şey istedik herhalde ya. Bilmiyorum ki. İşte aşkla para aynı pakette olmuyormuş. Hı. Ben de hiçbiri kalmadı. Umarım senin bundan sonra şansın yaver gider de. Dilerim Eda artık aklını biraz olsun başına toplar da senin kalbini kırmaz kuzum. Sen nasılsın? Gerçi İrfan dozer gibi geçti üstünden ama iyi olmamı istiyorum. Bilmiyorum. Herhalde iyi olurum ben de. Süre sonra bilmiyorum Egemen. Sana bir şey söyleyeyim mi? İrfan senin kalbini hiç görmedi. Göremedi. Kibri de seni yargıladı. Cezanı kesti ve bitti. Bundan sonra da görse ne fark eder Egemen? Görmese ne fark eder? Hiç. Ben her şeyi gömdüm içime. Düşündüklerimi, hislerimi, söyleyeceklerimi. Hepsini gömdüm, yuttum, gittim. Ya orası öyle de burada böyle bir şey kalıyor tam burada. Haksızlığa uğramanın acısı. Kendini o acıya mahkum etme. Egemen hadi. İşimize gücümüze bakalım. İnşallah. Ne işin var burada? Niye geldin? Ben seni dinledim İrfan. Sen de beni dinler misin? Sen beni tanıdığını sanıyorsun İrfan. Ama bir insanın özgeçmişini bilmek, o insanın ruhunu anlamanla ya da o insanı tanımanla eşdeğer değil. Tamam benim anlamadım. Senin hakkında bilmediğim bir şey söyle o zaman bana. Senin 45 yaşında yaşadığım bu travma var ya. Hala altından kalkamadın. Ben onu 10 yaşımda yaşadım. 10.
Senin sandığın gibi öyle babası iflas etmiş küçük şımarık prenses kız hikayesi değildi benimki. Çaresizlikti. Sen oğlun parasızlık yüzünden ameliyat olamadı. Ne hale geldin? Benim annem babam parasızlık yüzünden öldü. Sen 45 yaşında taşıyamadın. Ben 10 yaşımda çocuk omuzlarıma o yükü aldım. Çocukken senin gibi şeyler yaşanır, büyüyünce yine senin gibi olmuyor. Herkes öyle değil en azından. Kalkıp da güzelliğinin rantını yemiyor. Rant? Erhan sen ne diyorsun ya? Ben 14 yaşındaydım ya. Erkekler benim peşime koştu, adamlar benim peşime koştu da ben 14 yaşındaydım. 14. Abi dediğim, amca dediğim adamlar benim yolumu kestiğinde ben 14 yaşındaydım İrfan. Memelerim çıkmaya başladığı zaman ben gecelerce ağladım biliyor musun? Birileri bana aman ne kadar güzel kızsın dediği zaman ben bela okudum içimden sen biliyor musun? Ama ben kendimi satmadım İrfan. Ben sadece korunmak için, kendimi korumak için peşime düşen adamlardan birini seçmek zorunda kaldım. Anladın mı? Kaçırma gözünü. Sen o adamlardan biri olmadın hiçbir zaman. Ama sen de onlar gibi yargıladın beni. Yargıladın İrfan. Sen benim yürüdüğüm yolda benim yanımda mıydın? Ha? Benim ne yaşadığımı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben kaç defa düştüm kalktım. Dizlerimin üstüne biliyor musun? Hayır. En son kendi şirketimi kurdum. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ortağım dolandırdı. Her şeyimi kaybettim. Egemen'e sığındım. Yetmedi tekrar hayata girdim. Tekrar çalıştım. Adam mafya çıktı. Adamın metresi oldum. Sonra sen çıktın karşıma. Ondan sonra gittim parasızlık yüzünden evlendim. Ne sanıyorsun sen ya? Ben hayatım boyunca aynı yoksullukla zaten sınandım. Yeter artık İrfan, ben de yoruldum ya. Kabul ettim. Benim hayatım böyle geçecek çünkü. Ben teslim oluyorum. Neye teslim oldun sen? Fakirliğe mi teslim oldun? Özgürlüğüme. Kabul ediyorum İrfan. Ben hırslarıma yenildim. Kendimi korkularımdan azat ediyorum. Sen niye anlatıyorsun ki bunları? Kimsenin benim için ne düşündüğü inan bana umurumda değil. Hiç olmadı. Ben sana hala değer veriyorum. Ve beni böyle hatırlamanı istemiyorum İrfan. Ben neyi değiştirecek? Geçmiş. Hiçbir şey değişmedi. Biliyorum. Sadece yarın ölsem gam yemeyeceğim. Öyle düşün. Senden çok özür dilerim İrfan. Deniz için. Ben
haddimi aştım. Ben bunu yapmamam lazımdı. Ben her şeyden önce bir çocuğa bunu yapmamam lazımdı. Ama kendi çaresizliğimin kuyusundaydım. O yüzden hiçbir şey göremiyordum. O kuyudayken insan canı çok yanınca başkasının da canını yakmak istiyor ama ben ucunun buralara gideceğini tahmin edemedim. Senden çok özür diliyorum. Umarım bir gün beni ben bilmesem de bir gün beni affedersin. Umarım. Paralar hazır. Teşekkür ederim. İçinde iyi biri olduğunu biliyordum. İçimdeki ses söyledi. İçindeki sese teşekkür ederim o zaman. İçeride misafirim var. Tahmin etmiştim ama konduramamıştım. Neyse. Bir ömür mutlu olman dilerim İrfan. Gülay. Ben de seni mutlu olman. Hem de çok uzun süre. Ama neyse bitti artık. Geçmişte kaldı. Belki de sırf bu yüzden çıkmışsındır karşıma. Aşk benim için çok uzak bir gezegendi. Sen bana öyle olmadığını gösterdin. Kalbimi tekrardan çarptığını hissediyorum. Neyim ben senin için? Kalp çarpıntısı mı? Bunun cevabını yarın vermeyi tercih ediyorum. Her şey bittikten sonra. Sabredebilir misin? Bitecek diyorsun ha? Öyle umuyorum. Son bir işim kaldı.
Niye yine kapıya dayandı bu kadın? Bilmiyorum, onu tahmin edelim ya. Hayırdır Kudret Hanım? Benzin döküp evi yakmaya mı geldin? Aa yok canım, kendi malıma zarar verir miyim? Öyle bakıyorum hele nereye ne yerleştirebilirim diye. Ya Süleyman, her şey sen bu evi metresine verdiğinde başladı. Onu geri alınca da bitecek. Biz çıkınca gelir geri alırsın. Aa, karın sana söylemedi mi? Evin hemen satılması lazım deyince biz de sözleşmeye acil tahliye maddesi koydurduk. Mühlet de 200 saate doluyor. Adamlar kapıya dayanmadan bence çıkın siz bir an önce. Yok. Öyle ne bana ne de karına sinirlen. Bütün bu olup bitenlerin müsebbibi sensin. Birine öfkeleneceksen aynaya bak. Sana da bir kilo kına gönderirim. Doya doya yakarsın. Yok. Kınamı kendim alırım. Sana boşuna masraf olmazsın. Ya, Süleyman bak ben senin düşmanın değilim. Bunu da böyle bil. Ben sana zarar gelsin ister miyim? Sonuçta sen benim çocuklarımın babasısın. Öyle mi? Öyle tabii. Yani ben sen el kapılarında sürün ister miyim? Bak olur ha. Dara düşersin, ne bileyim, böyle birinin kapısına yatman, ayağına kapanman, elini öpmen gerekirse bana gel. Yay! Efendim? Evden hemen çıkıyoruz. Hemen ne demek? Topla valizlerini demek. Eve gidip Kudret'e satarsan böyle olur işte. Bir günde bu kadar parayı kim veriyorsa ona sattım Süleyman. Sattım da ne oldu? Para uçtu gitti. Daha fazla rezil olmadan çıkıp gidelim. Topla valizlerini. Eşyaları da bir depoya koysunlar şimdilik. Süleyman, nereye gideceğiz? Cehennemin dibine. Başımızı sokacağımız bir yere bulalım, sonrasında bakacağım. Ha İrfan, Süleyman'la konuştum. Merak etme. Mesajı aldı. Burada mı kalacağız Süleyman? Birkaç gün idare edeceğiz. Ne kokuyor burası ya? Ben bir koku almıyorum. Düşmüşlük kokuyor Süleyman. Ben burada kalamam. Ya nerede kalacaksın? Ben nerede kalıyorsam sen de orada kalacaksın, o kadar. Ben bu resmi daha önce iki defa gördüm, yaşadım Süleyman. Ben nasıl düştüm bunun içine ya? Ulan ben canımın peşindeyim, İlay Hanım kabus görüyor. Burada kalacağız. Kıracaksın dizini, oturacaksın, o kadar. Benimle kenar mahalle ağzıyla konuşma. Ne oldu? Para bitince kenar mahalle mi olduk? Yok, hep öyleydin de paketin pahalıydı, göstermiyordun. Yalçın ne oldu? Buldun mu yancısını? Oğlum şu işin peşine düşsene. Bul şu herifi bir an evvel. Yoksa Özkan ben kan alacak. Kan. Bul şu herifi. Başka çaresi yok. Hadi. Hoş geldin. Oturma oraya. Oturma, kokuyor Demet. Yok ya, bence o kadar kötü değil. Yok yok, vallahi düşmüşlük kokuyor, çok kötü. Boş iki gece sonra alışırım ben de. Ben de başlarım kokmaya. Hiçbir şey söyleme Demet, lütfen. Biliyorum acıyorsun bana ama durum bu işte, yapacak bir şey yok o. Acımıyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Demet. Ama ben de bulurum buradan çıkmanın, bu çukurdan çıkmanın bir yolunu elbet. Ölürüm burada yaşayacağıma daha iyi. O kadar kötü değil bence İlay Hanım. Nesi kötü değil? Allah aşkına Demet yapma. Ama bende hata.
Bunların hepsi benim hatam. Aşk senin neyine ya? Benim neyime aşk? Açlıktan ağzı kokanın karnını aşk mı doyuruyor? Yok, al işte. Böyle mahkum olursun fare deliklerine. İlay Hanım, bir susar mısınız artık? Abi, burası benim evim salonumdan daha büyük. Demet, anlamıyorsun. Mesele büyük olması, küçük olması değil. Bitti, bitti. Kaybettim ben her şeyimi. Yok. Hiçbir şeyim yok. Tekrardan yeniden hayat kuracak kadar genç değilim, yorgunum, bittim Demet. İrfan beni para gözlükle suçladı, her şeyimi aldı elimden. Ben bu kadarını hak edecek kime, ne yaptım ya? İlay Hanım, size bir şey sorabilir miyim? Sor. Siz benden daha iyi bir hayatı hak etmek için ne yaptınız? Ne demek? Süleyman Bey ile evlendiniz, doğru. Gerçekten parasızlık ve fakirlik korkunç bir şey. Ama ben para için en fazla sizin tuvaletinizi temizlerim. Kafam atarsa da gider başkasını temizlerim. Ama bence para için temizlemek, sevmediğin bir adamın yatağına girmekten de, çeneni kapalı tutup olmadığın biri gibi gözükmekten de daha iyi. Yargılıyorsun beni. İlay Hanım, ben sizi yargılasam ne, yargılamasam ne? Ben anlamıyorum. İnsan bir bakmaz mı? Ben ne yaptım da bunlar benim başıma geldi demez mi? Bakın, siz parada güven aradıkça daha çok hata yapıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Biraz daha düşseniz, bundan sonra sokakta yaşarsınız. Sayende o da olur Kudret. Kız, burnumun direği kırıldı. Abi, sokakta yaşasanız daha iyi. Hiç değilse havadar. Laf sokmalarım bitmeyecek değil mi? Müsaade gelmek ister misin? Sen... Hayırdır, nereye? Süleyman gelmiyor mu seninle? Sana ne? Kudret, seni niye ilgilendiriyor ben anlamıyorum ki. Ne istiyorsun benden? Gerçi hoş olacak bir şeyin de kalmadı artık. Olmaz mı? Var. Parmağındaki... Yüzük. Dejavu yaşadım şu an. Yine aynı hesap. Parayı al, Süleyman'ı ver diyorsun. Öyle mi? En başta kabul etseydin, paşa paşa gitseydin... ...bunların hepsine katlanmak zorunda kalmayacaktın. O zaman aşktan kalmıştım. Ya git Allah aşkına, hala aşk diyor. Ya sen bırak, sen... Kudret, sen ne biliyorsun ki benim hayatım hakkında? Ne bildiğini sanıyorsun? Ben sana söyleyeyim, hiçbir şey bilmiyorsun. Sen İrfan'la ne zamandan beri tanışıyorsun? Üniversiteden beri. İrfan benim bu hayattaki... ...ilk, tek... En büyük aşkımdı ya. Peki Süleyman ne oluyor? Süleyman sığınacak bir limandı. Sen ders verilecek bir insan oldun sonradan. Vay. Bak sen.
Bak Süleyman ya, vah vah. Yazık sana. İrfan o yüzden bana gaz verdi. Sen Süleyman'a mı, karısına mı kızgınsın diye. Paranı da al git, buralarda sefil olma istedi. Demek ki affetmiş beni. Onun böyle geçmişten beri zaten ödeşme yöntemleri biraz farklıdır. O yüzden şaşırmadım. Ne garip. İki bambaşka adam. Biri ne kadar beyazsa öbürü de o kadar siyah. Ama ikisi de seni sevmiş. Belli ki hala seviyor. Kız bunlar ne buldu sende? İrfan hırsımı severdi. Tutkumu. Gençken. Hoş sonra kaçtı hepsinden ama. Peki Süleyman? Benim verdiğim sadakate, aileye, güce sırtını çevirecek kadar sen de ne buldu? Herhalde sadece gençliğin güzelliğin değildir. Süleyman'a beni neden sevdiğini sormak ister misin? Kendin sor. Efendim Süleyman. İlayım, polisler peşimde, hemen kaçmamız lazım. Beykoz iskelesi var ya, oraya gel. Orada beni bekle, tamam mı canım? Tamam. Hadi. Aç şunu. Ah be İlay'ım. Yapma bunu. Aç. Birbirimizi anlamadan kırarak ve kırılarak bu aşkı yaşamıştık. Yıllar sonra içim rahat. Beni anladın. Seni anladım. Biliyorum. Bütün bu olanlar bunun içinmiş. Onca gözyaşı, acı. Kavuşacağız sandığımda ayrı düşmemiz. Bu yüzden biz... Kalbimde küslük yok. Kırgın değilim artık. Pişmanlıklarım bitti. Senden bana kalan bundan sonra sadece güzel anılar olacak. Bütün kalbimle teşekkür ederim. Hayata seni karşıma tekrar çıkardığı için teşekkür ederim.
İlay. İlay'ım. İlay'ım gitme. İlay! İlay gitme. Yalvarırım gitme. Sen de bırakma beni İlay. 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 İlay'ım gitme. Yalvarırım gitme. Bırakma. İlay. İlay gitme. Yalvarırım gitme. İlay. İlay'ım.